Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, 1 Ocak itibariyle yeni bir yılın yeni bir videosuna başlıyoruz. İnşallah Rabbim sağlık ömür verdiği sürece de devam ederiz. Videomuzun konusu Rufai tarikatına katılma merasimi. Şimdi tarikatların bir ritüelleri var. El alıyorsunuz. El alarak o tarikatlara katılıyorsunuz. Onlar da sizi evladımız olarak kabul ediyorlar. Yani o şimdi babalarını sayıyor. İşte Ali Baba, Hasan Baba, işte Tahsin Baba, Turan Baba diye babaları sayıyor. Sizi de diyor evlat olarak kabul ettik diyor. Şimdi dostlar burada düşünmeniz gereken yer neresi biliyor musunuz? İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Eğer diyor tarikat değiştirirseniz namazınız kabul olmaz. Problem burada. Şimdi biz iyi niyetli olarak düşünelim. Ya diyelim ki onlar Allah'a iyi bir şeyler yapmak istiyorlar. Allah rızası için bir şeyler yapıyorlar. Allah rızası için zikir çekiyorlar. Allah rızası için namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Allah rızası için. Kendilerine de önder olarak bu hacı amcaları seçmişler. Onları kendilerine örnek almışlar. Onların izinden gitmek istiyorlar. İyi niyetliyiz. İyi de başka bir tarikata giderseniz namazınız kabul olmaz. Nasıl bir şey? Şimdi biz gidip tarikat nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki işte bunların hepsi Allah'a ulaşan farklı farklı yollardır. Tarikatı tarik kökünden gelir. Tarik yol demektir. Bu Allah'a giden farklı farklı yollar manasına gelir. Arkadaşlar maalesef münafıklık yapıyorlar. Bizim gibiler sordukları zaman tarikatların iyi bir şey olduğunu, güzel bir şey olduğunu, neticede hepsinin Allah rızası için bir şeyler yaptığını söylerken, hepsi tek başına birer birer tek doğru olduklarına inanıyorlar. Tek doğru biziz diyorlar. Bu nasıl bir şey? Bir de ellerinde hadis var. Allah Resulü buyurmuş ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, sadece bir tanesi hak yolda olacak. İşte Rufai tarikatı da bu hadise göre tek doğruda olduğunu iddia eden bir tarikat. Şimdi buyurun bu ritüeli hep beraber seyredelim. Bakın hacı amcamız gelmiş, önce ilahiler söylenmiş. İlahiler söylendikten sonra el ele tutuşuyorlar. Bakın el kimin eliymiş. Şimdi orada önce eller fiziki olarak tutuşuyor. Sonra diyor ki bu el benim elim değil diyor. Ve silsileyi başlıyor saymaya. Buyurun başlayalım. Mübarekle duasını güzel olur. Şimdi bu kardeş bir ilahi söyledi ortada. Evet. Şüphe. İlahisiz olmaz. Orada bir de tabii ilahiler telli çalgılar haram. Derili çalgılarla yapılıyor ilahiler. Sonra. Siz Ali Resulsun ya Rufai Cekbece. Dedi ki sen bize oldun sene. Bu nereden geldi? Allah Celle Celaluhu'na Rufai akit yaptı. Bak. Allah Celle Celaluhu Rufai ile akit yaptı diyor. Dostlar, hacı amcamız bilerek konuşuyor. Ama önemli olan siz düşünün cümleyi. Allah Celle Celaluhu Rufai Hazretleri ile akit yapmış. Karar sizin. Allah Rufai Hazretleri ile anlaşma yapmış, akit. Sözleşme yapmış. Devam ediyoruz. Ha, akit yaptı. Dedi pirimiz Rufai de benim şeyhim, devrişim, halifem, benim dergahıma kim geldiyse ya Rabbi ona zor durumda ne var eman ver ya Rabbi diye. Rufai Hazretleri Allah'a demiş ki Allah'ım demiş bana uyan, bana katılan ihvanlarıma yani müritlerime aman dedikleri zaman yardım et. Onlara aman ver. Yani onlara sıkıştıkları zaman yardım et demiş. Bu Rufai Hazretlerinin Allah'la yaptığı anlaşma. Çünkü Allah sizi duymuyor bunlara göre. Hani duysa da siz beş para etmez adamlarsınız. Rufai Hazretlerinin hatırına sizi affedecek. Çünkü Allah'ın Rufai Hazretleriyle anlaşması varmış dostlar. Akitleşmesi varmış. Anladınız mı? Önce teminatı veriyor. İnan isteyince ona ders verir, istemezse verir. Alan kişiden de
hastalığına kalmaz yavrum. Allah'ın üstü. Evet. El ele el bu el benim şeyhimiz. Bak bu el benim elim değil, şeyhimizin eli diyor. Başlıyor. Dursun Ali babanın, Hacı Abbas babanın onun eli değil. Haçlı Ali babadır, onun elde Mustafa babanın onun değil. Seyistarı Hacı Mevlüt babadır, onun eli değil. Şu Eda Yakup babadır, onun eli değil. Kavsul Azam Hacı Ahmet babadır, onun eli değil. Yusuf Nail Bağ'ın, onun eli değil. Ahmet Selim'in Hazretleri, onun eli değil. Recep-i Kebir Hazretleri, onun eli değil. Ahmet Rufa Hazretleri, onun eli değil. Hazreti Ali Efendimiz'in eli, onun eli değil. Cenab-ı Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun eli değil. Cebrail aleyhisselam'ın eli, onun eli değil. Allah Celle Celaluhu'nun yedi kudret eli, Rufa-i Tarık'a. Şimdi dostlar, listeyi ben size ayrıyeten yazdım. Şimdi hızlı hızlı peş peşe gidiyor ya. Bakın dostlar, liste şu. Bu el benim elim değil diyor. Tuttuktan sonra bir, Dursun Ali Baba. İki, Hacı Abbas Baba. Üç, Hatip Baba. Dört, Mustafa Baba. Beş, Hacı Mevlüt Baba. Altı, Yakup Baba. Yedi, Gavs Hacı Ahmet Baba. Sekiz, Supa Vanli diye böyle sert çıkıyor, tam anlaşılamıyor. Ama Supan Vanli gibi bir şey. Ondan sonra Ahmet Selam. Ondan sonra Recep-i Kebir. Bakın, Recep-i Kebir'e kadar. Şimdi bunlar Rufai Tarikatı ya. Rufai Tarikatı ile kendi arasındaki kişilerin sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişiye eli olduğunu söylüyor. Onun eli. 11. kişi Ahmet Rufai, yani tarikatın kurucusu. Ondan sonra birdenbire kademe ne oluyor biliyor musun? Ahmet Rufai'den sonra Hazreti Ali, Hazreti Muhammed, Cebrail Allah. Rufai'ye kadar geliyor. Ahmet Rufai'den sonra Hazreti Ali, Hazreti Muhammed, Cebrail Allah. En sonunda bu Allah'ın elidir diyor. Yani kendi elinden başlıyor. Aslında bu benim elim değildir. Dursun Ali Baba'nın elidir. Aslında bu Dursun Ali Baba'nın eli değildir. Hacı Abbas Baba'nın elidir. Halit Baba'nın elidir diye gidiyor dostlar. En sonunda bu tuttuğunuz el Allah'ın elidir diyor. Mecaz değil, zaten elini tutuyor. Eğer bu el o el değil, mecaz olmuş olsa eli tutmaya gerek yok. Oturduğun yerden söyle. Şimdi devam ediyoruz dostlar. Katını 40 söz üzerine verdim, aldınız, kabul ettiniz mi? Biz... Bunu 40 söz üzerine verdim, aldım, kabul ettiniz mi diyor. Onlar da diyorlar ki aldık, kabul ettik. Hepsi. Sizi evlatlığı aldık, kabul ettik. Allah. Sizi evlatlığı aldık, kabul ettik diyor. Şimdi artık bu gördüğünüz vatandaşlar bu hacı amcanın manevi evladı olmuş oldu. Ergen de kabul eylesin. Allah bize bu vücudu ikreti verdi. Amanet verdi. Ariyet. Amanet verdiyse sahibi ne diyorsa onu yapacağız. Esas vücut her şey onun. Yüce Allah buyurur ki gözünüz var harama bakmayın. Ağzınız var haram lokmayı haram söz etmeyin. Kulağınız haram sözleri dinlemeyin. Elinizle haram iş yapmayın. Ayağınız haram yerlere gitmeyin. Gözümüz var, Allah'ın yarattığı, Allah emrediyor, tevekkül. Benim yarattığım şeylere bakın da Allah'ın inceliğini görün. Kur'an okuyun, helal işlerinizi görün. Ağzınız var, helal lokmayın, Kur'an okun, zikir yapın. Güzel sözler söyleyin. Kulağınızla güzel şeyler dinleyin. Elinizle helal işinizi yapın. Ayağınızla da zikir meclislerine, Mekke Medine, o güzel görevlere. O ibadet yerlerine gidin buyuruyor. Allah dergahına kabul eylesin. Allah güzellikler versin. Her zaman diyorum diyeyim. Bak kardeşe demin dedim. Kardeş ders alıyorsan terk etme. Bir de bu Rufai'den... Ders aldıysan terk etme dediğini biliyor musunuz dostlar? Bu tarikatlara girdiğiniz zaman onlar size ders veriyorlar. Nedir ders? Akşamleyin yatmadan önce 5000 tane şundan ya da 500 tane. Sayı siz artık aranızda karar verirsiniz. 50 tane şunu söyleyeceksin, 100 tane bunu söyleyeceksin diye öğleden önce, öğleden sonra, sabah namazından önce, sabah namazından sonra, gecenin yatmadan önce, gecenin bir ara kalkınca gibi zamanlarda
Her tarikatın dersleri vardır dostlar. Kur'an değil, ayet değil, sünnet değil. Tarikatların dersleri, onu söylüyorum. Devam edelim. Ben alıp da başka yere gidenler. Dikkat, işte benim dediğim konu bu. Adam diyor ki bizden ders aldı, başka yere gitti. Bunlar da tehlikeli. İmam-ı Şafii Hazretleri şeyinde söylüyor kaynağını. Muhammed Pars'ın Tevhide Giriş 522. sayfada. Pars'ın Tevhide Giriş kitabının 522. sayfasında. Ey Ehli Beyt, bu kapı Ehli Beyt kapısı. Bak, kitap diyor ki ey Ehli Beyt diyor. Ehli Beyt, Resul'ün ev halkı demek. Beyt ev demek, Beytullah. Ehli Beyt ev halkı. Kimin? Resul'ün ev halkı. Kitap Resul'ün ev halkına söylüyor. Diyor ki biz de onlardanız diyor. Ya hocam, siz Arap mısınız? Okuyarak Ehli Beyt mi oluyorsunuz? Tarikata girince Ehli Beyt mi oluyorsunuz? Ehli Beyt sülalesi demek, sülalesi ailesi demek. Şimdi tarikata girince adam diyor siz Ehli Beyt oldunuz diyor. Ya aranızda Laz var, Gürcü var, Pomak var, Çerkez var, Kürt var. Yani her milletten insansınız. Diyorsunuz ki şu andan itibaren Ehli Beyt oldunuz, buraya girdiniz. Ne kadar ilginç ya. O zaman sahabe olmaya gerek yok. Ashab olmaya gerek yok. Zaten Ehli Beyt oldun, iş bitti, öyle mi? Şimdi adamlar manen kendilerinde böyle bir yetki görüyorlar. Biz artık Ehli Beyt'iz diyorlar. Orada yazılanı kendi üzerine alıyor. Peki yazılan ne diyor? Size salat etmeyen, sizi sevmeyen, sizin kapıdan ders alıp da bırakıp terk eden başkalara gidenin namazı kabul değil diyor. Niye? Duydunuz mu dostlar? Siz bu tarikattan ders aldıktan sonra başka bir tarikata giderseniz ya da bırakırsanız artık namazlarınız kabul değil. Burada düşünme metodu devreye giriyor. Ne kadar iyi niyetli yaklaşırsanız yaklaşın, içine batıl girmiş hak, hak olmaktan çıkmıştır. Bir fikrin içine şirk girdiği anda artık o fikir Kur'ani olamaz. Siz kimsiniz? Birisinin kıldığı namaza iptal ediyorsunuz, geçersiz diyorsunuz, kabul olmaz diyorsunuz. Bunu ne cüretle nasıl söylüyorsunuz? Devam ediyoruz. En azından şöyle diyeyim. Resulullah buyurdu ki ben sevdiğim için severim. O vahsiz de konuşmaz. Bak ben sevdiğim için siz de sevin. Yani kim evinin halkını sevmez ya? Kardeşim aklı başında olan herkes sitem dese küsse de evinin halkını sever. Ben sevdim siz de sevin demiş Resul. E peki Resul kızı Fatıma'ya başka bir hadiste diyor ki ey kızım Fatıma nefsini Allah'ın elinden satın al o gün ben de sana yardım edemem. E ne oldu? Seviyor ama hiçbir faydası yok öyle mi? Hiçbir tesiri yok. Ama size göre tesir var tabii. Devam ediyoruz. Sevdiğim için Ehl-i Beyt'i siz de sevdiniz. Seven Ehl-i Beyt'ten ders alanında beğenmedin mi? Ehl-i Beyt'ten ders aldığında diyor beğenmedin mi? Artık Ehl-i Beyt olduğunu kabul etmiş benim amcam. Bir de ders veriyor onu da sen beğenmedin mi diyor. Türkiye'de 2-3 tane çıktı böyle. Hı. İnanın kurudu gitti. Kurudu gitti. Önce gördük dediler ki bu kapıda neler var neler. Ondan sonra nefsan niye onlar kurudu gitti niye baş kaldırdı? Şeyh olacak ya kardeş kurban olayım vallahi. Keşke o devş olsa da şu kapının arkasında orada boynunu büksen de kendini aciz görsen. Murazını alamamışlar mezarlığına götürsen de o kafir nefsi o mezarlığa kömsen gelsen. Öyle kazanır. Örnek ne? Şeytan hiçbir kitap bırakmamış, hiçbir azazil ve nail ismi. Hiçbir yer bırakmamış ki secde yapmasın. Allah ona iki kanat verdi. Gökyüzünde, dünya önde, cennette, her yerde öyle uçardı, öyle ibadet ederdi. Şeytanı anlatıyorum. Şeytan iki tane kanadı varmış, dünyada her yerde secde edermiş, öyle ibadet edermiş.
Dünyada her yere gitmiş. Dostlar, ben linkini atayım. Merak edenler hikayenin devamını dinlesinler. Ben anlatmam gerekeni söylüyorum. Dostlar, bütün tarikatlar bu durumda. Ve bu insanlar yurdumun Kürdü, Lazı, Çerkezi, Pomağı gitmiş, ben Ehl-i Beyt'im diye geziyor. Ve buna hakikaten inanıyor. Ehl-i Beyt olsanız bile mahkemede tartılacaksınız. Ne mal olduğunuz mahkemede çıkartacak. Onun için İslam'ın en büyük düşmanının Resul'ün amcası olduğunu siyerlerden okuyan bu insanlar halen daha Ehl-i Beyt olmaya çalışıyorlar. Ehli iman olmanız gerekir. Ehli iman olan kurtulacak. Ehli beyt olan değil. Ebu Cehil namıyla bilinen Resul'ün amcası olduğu kendi kitaplarında yazıyor. Nuh'un oğlunun hanımının iman etmediği, gemiye binmediği Kur'an'da yazıyor. İbrahim Resul'ün ehli beyti, babası inanmayan bir kafir olduğu Kur'an'da yazıyor. Resullerin ev halklarıyla ilgili 50 tane ayet var. Halen daha Resul'ün ev halkı olunca kurtulacağını zanneden bir zihniyet var. Bu sadece Şia değil dostlar. Bu yamuk bakış açısı hepsinde var. Senin imanın değil, sen kendi imanına bak. Kanla cennete gidemez. Kanla cennete gidilmez. DNA ile cennete gidilmez. İman ile, takva ile, kaliten ile cennete gidilir. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.